Merhabalar arkadaşlar, Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Doktor Ayhan Ertöz. Bu dersimizin konusu arkadaşlar hız ve hareket problemleri. Hız hareket problemleri arkadaşlar 7. 8. sınıftan beri gördüğünüz temel bir konu ve problemin temel mantığı bilim zamanda yapılan işle alakalı. Bir aracın bir saatte yaptığı işe yani bir saatte aldığı yola biz hız diyoruz. Basitçe şöyle tanımlıyoruz. Bir saatte biz buna bilim zaman diyoruz, dakika olabilir. V kilometre alıyor ise T saatte X kilometre alır. Ve bir saatte V kilometre gidiyorsa 2 saatte daha çok gideceği için doğru orantıdır. İşler dışlar yaptığımız zaman X eşittir V çarpı T formülünü elde ederiz arkadaşlar. Dolayısıyla biz buna hız formülü deriz. X yolu gösterir. V hızı gösterir. T zamanı gösterir. Yol kilometre, saat ise kilometre bölü saattir arkadaşlar. Lütfen birimlerle oynamayı biliniz arkadaşlar. Çünkü bazen işimizi çok kolaylaştıracak. Dolayısıyla şu ana kadar gördüğünüz hız problemleri basitçe özetliyorum arkadaşlar. Hız problemleri temel olarak kaça ayırıyoruz arkadaşlar? Temel olarak 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisini şöyle, ikincisini şöyle, üçüncüyü şöyle gösterelim. Peki ne demek bu 3 ayırmak? Arkadaşlar orantıyla alakalı. Yeni öğrenmeniz gereken bir şey yok. Ezberlemeniz gereken bir şey yok. Eğer arkadaşlar araçlar aynı yolda gidiyor ise yani A'dan B'ye V1 hızıyla ve V2 hızıyla gidiyor ise yol aynı. Bu T1 sürede alacak, bu T2 sürede alacak. Dolayısıyla hızla zaman nasıl orantılı? Bakınız çarpı durumunda olduğu için ters orantılı. Dolayısıyla V1 çarpı T1, V2 çarpı T2 bu da ne olacaktır? Yola eşit olacaktır. A'dan B'ye yola eşit olacaktır. Bu ne demek? Mesela şu demek. Aynı yolda yarış yapan araçları düşünün. Bir araç hızlı, bir araç yavaş. Hızlı olan araç ne yapacak? Daha kısa zamanda gidecek. Yavaş olan araç daha hızlı zamanda gidecek. Özür dilerim, daha geç zamanda gidecek. Dolayısıyla hız arttıkça zamandan kazanmış olacak. Onun için ters orantılı diyoruz. V1 çarpı T1, V2 çarpı T2 eşittir. Birinci kural bu. İkincisi arkadaşlar, şuraya yazalım. Aynı yolda hareket ederlerse, yani aynı mesafede araçların hızları ve zamanları ters orantılı. İkincisi, aynı sürede hareket ederlerse, yani aynı zamanda hareket ederlerse hızı fazla olan araç ne yapacak? Daha çok yol gitmiş olacak. Hızı az olan araç daha az yol gitmiş olacak. Yani doğru orantılı olmuş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Deriz ki V1 bölü V2 eşittir X1 bölü X2 diyebiliriz. Yani bu olay arkadaşlar hız problemlerinin %80'ini temsil eder. Şuraya da yazayım. %80. Yani soruda aynı anda, aynı yöne ya da ters yöne A'dan B'den nereden başladığı önemli değil. Aynı anda hareket etmesi yeterli ve aynı anda durması gerekir ki süre aynı olsun. Bu tip soruların hepsinde bu prensip geçerlidir. Mesela araçlar V1 hızıyla ve V2 hızıyla birbirine doğru hareket etsinler. Ve bu araçlar burada bir yerde C gibi bir nokta karşılaşacaklar. Burası A, burası B olsun. Bunlar karşılaştıkları için aynı anda süreler aynıdır. O zaman AC bölü BC eşittir V1 bölü V2 yazarsak soruyu çözebiliriz. Buraya aldığı yol, onu da şöyle göstereyim. V1T, burası da V2T. Dolayısıyla bu arkadaş buraya gelecek, bu arkadaş buraya gelecek. Hızlı olan daha çok gitmiş olacak, yavaş olan daha az gitmiş olacak. Dolayısıyla hızla yol doğru orantılıdır arkadaşlar. En çok bununla ilgili sorular çözeceğiz. Çünkü genel mantığı bu. Üçüncüsü nedir arkadaşlar? Üçüncüsü de ortalama hız arkadaşlar. Ortalama hız, bundan çok az soru çıktığı için bunu ikiye şöyle sizin için ayırayım. Neden ayırayım? Bir tanesi V ortalama, ikincisi de tren tünel soruları. Yani bu üçüncü gruptan daha az soru geldiği için pratik olarak anlatacağım.
Ortalama hız şu arkadaşlar. Biz hız problemlerinde hep sabit hız düşünürüz. Yani araç A'dan başlar B'ye doğru saatte 40 km hızla sabit gider diye düşünürüz. Ama bazı araçlar işte yol çakıl olabilir, toprak olabilir, hızları değişebilir. Farklı bölümlerde farklı hızlarla giderse şöyle düşünebiliyoruz. Araç sabit gitseydi ne kadar sürede ve hangi hızla giderdi? Buna biz V ortalama diyoruz. Dolayısıyla V ortalama arkadaşlar gidilen toplam yol bölü geçen süre. Yani denklemden V'yi çekersek x bölü t ya, x gittiği yol, t de süre. Ne kadar sürede o yolu aldı? Dolayısıyla yol bölü süre bize V ortalamayı vermiş olacak arkadaşlar. Yani basit mantık, ezberlemeniz gereken bir şey yok. Karşınıza bir yol çıkıp buradan V1 hızıyla belli bir yerden V2 hızıyla yolu tamamlarsa biz buradaki süreyi bulacağız. Toplam geçen süreyi bulacağız. Yolu bulacağız. Yol bölü süre ortalamayı vermiş olacak. Dolayısıyla gayet basit. İpucu çok cin arkadaşlar bilirler. Eğer araçlar aynı yolu gidip gelirse V1 hızıyla gitti, V2 hızıyla geldi. Ya da yolun yarısını V1 hızıyla, diğer yarısını V2 hızıyla gitti. Burada ortalama hız arkadaşlar, cin arkadaşlar hemen söyler, harmonik ortalamaya eşittir. Aynı mesafede yol alırsa farklı hızlarla, dolayısıyla V ortalaması harmonik ortalamasıdır. Yani şöyle bir formülümüz var idi. Şuraya sizin için yazayım. 2V1 V2 bölü V1 artı V2 eşittir V ortalama. Ama her zaman değil arkadaşlar. Yol aynı ise, yani aynı mesafede farklı hızlarla gidiyorsa geçerli, her zaman geçerli değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunda V ortalama toplam gidilen yol bölü toplam geçen süre şekli ifade edebiliriz. Tren tünel arkadaşlar dönüşüm sorularıdır. Gene X eşittir VT formülü hesap edilir. X VT'de X gidilen yol, unutmamız gereken aradaki mesafeye ek olarak tren boyunu eklememiz gerekiyor. Yani buradaki iki tane sıkıntıdan bir tanesi gidilen yola trenlerin boylarını ilave etmeniz gerekiyor. Sıkıntının bir tanesi bu. İkincisi dönüşüm arkadaşlar. Hız kilometre bölü saat verilir. Trenlerin boyu metre verilir. Kilometre bölü saat hız verilir. Süre saniye verilir. Saniye, saat, kilometre, metre karışır. Bununla ilgili örnek var arkadaşlar. Örnek çözerken bunun üzerine daha detaylı size anlatabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla burada anlattığım şey karşılaşabileceğiniz tüm hız problemlerini içeriyor arkadaşlar. Lütfen videoyu durdurup bu özelliklere lütfen dikkat ediniz ve not alınız arkadaşlar. Şimdi size bunların uygulamasını tane tane sorular üzerinde göstermeye çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda A ile B kent arasında mesafe 800 km'dir. Hemen taslak olarak çiziyorum arkadaşlar. A ile B arası, burası A, burası B olsun. Burası 800 kilometre olsun. Saat 05.00'da, saat 5'te 70 kilometre hızla, yani buradan 70 kilometre hızla 05'te aracımız harekete başlayacak. A'dan B'ye saat hızla gidecek. 07.00'da 80 kilometre saat hızla B'den A'ya. Yani bu 80'le B'den A'ya 07'de hareket edecek. Yani 2 saat sonra. Demek ki ne olmuş arkadaşlar? Hemen bu arkadaş 2 saat hareket etmiş 07'ye gelene kadar. Saatte 70. 2 saat hareket edecek. 140. Geriye ne kadar kalacak? 660 kilometre kalacak. Artık bu iki araç ne oldu? Sabit hızla aynı anda birbirine doğru hareket ediyorlar. Peki bir saatte ne kadar yol kapatırlar? 70, 80, 150 kilometre her saat kapatırlar. 660 kilometreyi ilk saatte kapatırlar. X eşittir 660 bölü 150 oldu mu? Sadeleştirdik. 3'e böldük. 3'e böldük. 4.4 saat. Ne yaptı? 07'den sonra 4 saat sayarsak 11.00 yapar. Bakınız arkadaşlar, bu 4 çok önemli. 4 bölü 10 saat çarpı 60 24. 24 daha geçerse 11.24 yapar. Cevap
burs olmuş olur. Dolayısıyla arkadaşlar sorular gayet kolay. Soruyu okuduğunuz zaman lütfen böyle taslak çiziniz. Taslak üzerinde çözmüş olmanız işinizi gayet kolaylaştırır. Diğer sorumuza geçersek daha da hızlı bir şekilde daha iyi anlayacaksınız. Bu sorumuzda hızları 3 ve 4 ve kilometre saat olan iki araç aynı anda A, B, C'den birbirine doğru hareket ediyorlar. Şekilde görüldüğü gibi. Ve hiç durmadan yollarına devam ettiklerinde A'dan hareket eden araç B'ye 30 kilometre geçtiği anda B'den hareket eden araç A'yı 120 kilometre geçmiş oluyor. Yani bu araçlar şöyle yapıyormuş arkadaşlar. Karşılaşıyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Burada karşılaştıktan sonra bu 4V ile bu da 3V ile hareket ediyorlar. Belli bir saat sonra 3V ile giden 30 kilometreyi geçerse bu da 120 kilometreyi geçiyormuş. Dolayısıyla bu 4V, 3V olduğu için arkadaşlar bu araç dikkat ediniz. Bakınız 4V ile gelen 3V ile giden araç burayı 3K kilometre giderse 4 ile gelen burası 4K birim yol olacaktır. Hızla araçlar ne kadar hızlı giderse aldıkları yollar o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla hızlar oranı yollar oranı eşittir. Yani bu araç buradan buraya gelene kadar bu araç buradan buraya gelecektir. Dolayısıyla hızlar oranı 4V bölü 3V eşittir. 4V ile giden araç 3K artı 120. 3V ile giden araç 4K artı 30 gidecektir. V'ler sadeleşti. 16K artı 120. 3 ile çarparsak 9K artı 360. 7K eşittir 240. Bakınız 7K nereye eşit? 240 olmuş oldu. AB arasındaki mesafe cevap denizde olmuş oldu. Hangi prensibi kullandık? Aynı anda hareket ederlerse hızlar oranı, yollar oranı eşittir. İkinci öncülü kullanmış oldu arkadaşlar. Gayet kolay, temel bir soru. Evet arkadaşlar, iki hareketli aynı anda birbirine doğru A ve B noktalarından hareket ederlerse 2 saat sonra C noktasına karşılaşıyorlar. Yani bu arkadaş VA ile bu arkadaş VB ile hareket etsin 2 saatte karşılaşıyorlar. Demek ki burası 2VA, bu da 2VB. Anladınız? 2 saatte gidiyor. 2 tane VA, 2 tane VB. Eğer bu hareketler böyle gitseydi, yani bu VB ile böyle gitseydi 4 saatte. Yani buradan buraya kadar gelene kadar 4VA, bu buradan gelene kadar 4VB yol mesafesi kat edecektir. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 4VA eksi 4VB eşittir 2VA artı 2VB. 2VA eşitmiş 6 tane VB, VA eşitmiş 3 tane VB olmuş oldu. Yani VA ile VB oranını bulmuş olduk. Dolayısıyla AC, bakınız VB, VA, VB, VB, VA var. VA yerine 3 tane koyarsak burası 6 tane VB olmuş olur. Dolayısıyla AB en az. AB arkadaşlar bakınız 6'ya ne oldu? Ne oldu? 2. Gördünüz mü? Dolayısıyla burası da 2VB olmuş oldu. En az tam sayı diye nedir diye soruyor. 6, 2 daha 8. Dolayısıyla aldıkları mesafe 8 olacak en az. Hızını 1 kabul etmiş olduk. Cevap Edirne olmuş oldu. Burada en az en çok sorularında arkadaşlar belli bir aşamaya geldikten sonra değer vermek zorundayız. Değer vermeden soruyu çözmek zor. Evet, diğer bir sorumuz. A kentinden yola çıkan bir kurye saatte 60 km hızla giderek 9 saatte B kentine ulaşmayı hedeflemektedir. Yani ne hedefliyor? Bakınız taslak çizelim. A'dan hareket edecek, B'ye gidecek, 60 km hızla gidecek, 9 saatte gidecek, 9 kere 60, 540 km gidecek. Kurye bunu amaçlamış. Bu hızla 4 saat yol alan kurye. Bunu tekrar çiziyorum. Böyle arkadaşlar taslak çizerseniz çok hoş olur. 4 saat gidecek. Şimdi 60 ile başladı. 4 saatte buraya geldi 60. 4 kere 6 240. 240 buraya kadar gelmiş oldu. Yol 540'tı. 240 çıkartırsak alması gereken 300 kilometre yol kalmış olur. Değil mi? Gayet basit. Yol çalışması nedeniyle 2 saat boyunca yolda beklemek zorunda kalıyor. Bakınız. Burada 4 saat gitti mi?
2 saatte bekledi, 6 saat kaybetti. Hedeflediği zamanda B kentine ulaşması için, 9 saatte ulaşması için buradaki mesafeyi kaç saatte almalı? 3 saatte almalı. Peki 300 kilometre 3 saatte nasıl alır? 300 bölü 3 yani 100 kilometre gitmesi lazım saatte. Yani hızının 60 değil de 100 olması lazım. Hızını ortalama kaç kilometre artırmalıdır? 60-100. Tabii ki 40 kilometre artırmalıdır. Gayet hoş. Sizden istediğim soruları böyle taslak halinde düşünün arkadaşlar. Kafadan 4 işlemle çözmeyin. Çünkü bazı sorularda işlem yapmak zorunda kalabilirsiniz. Kurgu lazım arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. Bir atletizm pistinde yarışan 3 atletten birincisi ikisinden 100 metre. Üçünden 140 metre önde yarışı bitiriyor. Bu arkadaşlar tipik sorulardan biridir. Güzel bir sorudur. Karşılaşabileceğiniz zor sorulardan bir tanesidir. Ama çözümü çok basittir. İyi anlamak lazım. Yarışan 3 atletten birincisi ikisinden 100 metre. Bakınız. Pist bu olsun. Şimdi başlangıç değil de bittiği noktada. Birincisi bitirdiği zaman yani V1 son noktaya geldiği zaman V2 ne yapıyormuş arkadaşlar? 100 metre arkasında V3 de 140 yani burası 40 metremiş. Yani bu arkadaşlar böyle gitmişler. V1 bitirmiş, durum bu. İkinci atlet, üçüncü atletten 80 metre önde yarışı bitiriyor. Yani ikinci stepte V2 buraya geldiği zaman V3 ile arasındaki mesafe 80'miş. Şimdi olayı böyle düşündüğümüz zaman buradaki etkisiz eleman kim? Kim etkisiz eleman? V1. Neden? V1 bitirmiş gitmiş. Kimle etkili? V2 ile V3. Peki V2 ile V3'ün hızları oranını bulabilir miyim? Bulurum. Neden? Hızlar oranı yollar oranına eşittir. V2 100 metre gittiği anda V3 140 gidememiş. 80 kalmış. Yani 140 olması için burası 60. 60 metre gitmiş. Demek ki hızlar oranı yollar oranına eşit. Demek ki sadeleştirirsek 5'e 3. Anlamı şu arkadaşlar. V2 buradan buraya kadar 5x kadar yol giderse V3 buradan buraya kadar 3x gidebilir. Demek ki burası 2x'miş. Yani 2x eşittir 40 ise x eşittir 20 oldu mu? Evet. Burası da 60 oldu mu? Evet. Pist ne kadar oldu? 60, 100, 200. Yani 0.2 kilometre olmuş oldu. Bakınız gayet kolay bir soru ama anlamak gerekiyor. Hızlar oranı, yollar oranını çok iyi kullanmanız lazım. Yani o başta anlattığım hızlar oranı, yollar oranı hız problemlerinin kalbi arkadaşlar. Onu anlayan çoğu soruyu çok kolay çözebilir. Sorularda aynı anda, aynı hızda, zıt, aynı yönde, çembersel şekilde, dikdörtgen etrafında fark etmez. Hızlar oranı yollar oranına eşittir. Çünkü aynı anda hareket ediyorlar. Süreler eşit arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. Aşağıdaki grafik AB araçların altları yolların zamana göre değişimini gösteriyor arkadaşlar. Yol, zaman, x, t. X bölü t neye eşit? V'ye eşit. Bu neye eşit? Eğime eşit. Dolayısıyla arkadaşlar yol zaman grafiğinde eğim hızı verir. Eğim. Burası ne yapar? 180 yapar. Burası 3 yapar. 180 bölü 3 eğime eşittir. Yani bu arkadaşın hızı 60'mış. Burası 160. Burası 2. 160 bölü 2 80. Demek ki bu VB diyelim buna da. Bu da 80. Yani B aracı 80 kilometre gidiyor saatte. A aracı 60 kilometre gidiyor saatte. İki aracın hızları farkı kaçtır? 80, 60 çıkarttık 20. Cevap Ceyhan. Dolayısıyla burada şunu anlayalım arkadaşlar. Grafik sorularında eğim birim zamanda alınan yol yani hızı verebiliyor. Yol zaman grafiğinde. Diğer grafiklerde farklı olabilir ama eğim çok önemli. Birim zamandaki artış miktarını verir arkadaşlar. Önemlidir. Geldik diğer bir grafik sorumuza. A kentinde bulunan iki araçtan saat hızı 12 km olan doğudan B kentine 10 saat sonra 10 saat arkadaşlar 10 saat 120 km gider 10 saatte. Saatte 12. Ötekisi kuzeydeki C noktasını 6 saatte gider. 6 kere 15 90.
B içi arasındaki uzaklık, yani bu uzaklık. Dik üçgen geometri uygulaması. 9, 12, 15 olduğu için 150 olacaktır. BC arasındaki mesafe deniz olacaktır arkadaşlar. Gayet kolay, temel sorulardan bir tanesi. Böyle geometri uygulamaları gelebilir. Evet, bu sorumuzda diyor ki şekilde AB iki tane CD. Hemen bunları yerleştirelim. CD K ise, buna K dersek, AB 2K, bunları bir yerleştirelim. B ve C noktalarındaki saatteki hızları 50 ve 60 olan birbirine zıt yönde hareket ediyorlar. Buraya kadar anladık. C'den hareket eden D'ye varıp hiç durmadan gelerek B noktasına, diğerini de farklı bir renkle göstereyim. B'den hareket eden de A'ya varıp gelerek B noktasına. Yani B'den hareket edecek, A noktasına gidecek, sonra geri gelecek. Ama nereye gelecek? B'ye gelecek. Aynı anda varıyorlar. Yani hızlar oranı, yollar oranı eşit. Hemen başlıyorum. 50 bölü 60. V1 bölü V2. 50 ne kadar yol gidecek? 50. 2K gidecek. 2K gelecek. Etti mi 4K? Öteki ne yapacak? C'den başlayacak. K gidecek. Geri gelecek. K. Buraya da X diyelim. 2K artı X olacak. Bakınız. K gitti. K geldi. X daha geldi. Dolayısıyla hızlar oranı, yollar oranı eşit olmuş oldu. Hemen düzenleyelim. İşler dışlar. 24K eşittir 10K artı 5X, 14K eşittir 5X olmuş oldum. Demek ki ben X'e 14, K'ya 5 verebilirim. X'e 14, K'ya 5, burası da 10 olmuş oldu. C'de 5 bölü BC, 14, demek ki 5 bölü 14 cevap Adana olmuş oldu. Gördüğünüz gibi hızlar oranı, yollar oranı eşittir. Çözdüğümüz soruların çoğu aynı prensibe dayalı. Yeter ki doğru oranı. Hızlar oranı, yollar oranı eşittir. Çünkü süreler aynıdır. Çünkü aynı anda hareket edip aynı anda durma söz konusudur. Süreyi kullanmaya gerek yok bu tip sorularda. Evet arkadaşlar, bir araç bir yolun 1 bölü 3'ünün V hızıyla, 1 bölü 2'sinin V bölü 2 hızıyla, kalanında 2 V hızıyla gidiyor. Yol boyunca ortalama hızı nedir? Arkadaşlar ortalama hız sorularını çözerken pratik yöntemler var. Mesela ben şöyle çözebilirim bunu. Değer verebilirim arkadaşlar. Ya da V'lerle kesirlerle uğraşırım, biraz acı çekerim. Değer vermek, şunu yapmak daha kolay. Şimdi yolumuz bu. Araç 1 bölü 3'ünü, 1 bölü 2'sini ve kalanı. Şimdi 1 bölü 3'ünü alabileceğimiz, 1 bölü 2'sini alabileceğimiz, kalanını alabileceğimiz bir sayı düşünelim. Mesela 12 olsa, 12 3'e bölersek 4. 12x gibi düşünelim. 1 bölü 3'ü 4x yapar, burası 4x yapar. 6x yapar, burası 10, burası da 2x yapar. Bakın yol 12x. Hatırlıyor musunuz? V ortalama için bizim neye ihtiyacımız vardı? Toplam yol geçen süreye ihtiyacımız var. İşte bu toplam yol 12x demiş oldum. Toplam yol 12x demiş oldum. Dolayısıyla birinci konsept bu. Şimdi hıza geldik. V hızıyla, bakınız onu da şöyle renkli göstereyim. V hızıyla gelecek burayı. Buradan V bölü 2 hızıyla gidecek. Ondan sonra cımına burası da 2V hızıyla devam edecek. Ne olacak? Şimdi geçen süreyi bulacağım. Süre ne? Yol bölü hız ya da yol bölü zaman hızı verir. Yol bölü hız zamanı verir. Dolayısıyla 4x bölü v, 4x bölü v artı 6x bölü v bölü 2 artı 2x bölü 2v dersek bu da süre olmuş oluyor. Ne ayak bu? Yani hocam nereden yaptım bunu? X eşittir vt. T eşittir x bölü v. Yani siz yolu hızla bölerseniz zamanı bulursunuz. Dolayısıyla bunlar artık zaman. Yapıyorum. 12x bölü, ters çevirip arkadaşlar, 4x bölü v artı 12x bölü v, x bölü v, 12x bölü, topluyorum. Burası 17x bölü v. X'ler sadeleşti. Ters çevirdik. 12v bölü 17 oldu. Bizden istenen ortalama hız 12V bölü 17 oldu. Dolayısıyla cevap Adana olmuş oldu.
Dolayısıyla burada 12x'i değer vermek çok işime yaradı. Çünkü kesirlerle uğraşmadım. İkincisi, V'ye de değer verebilirdim arkadaşlar. Yani V'ye 4, 10, 15 verebilirdim. Ama şıklarda V yerine aynı değeri koyabilirdim. Ama soruyu çözmenin temel mantığı ortalama hız, toplam alınan yol bölü geçen süre olduğunu bilmek yeterli arkadaşlar. Dikkat ediniz, çözdüğüm soruların çoğunun prensibi alınan yolla hızın doğru orantılı oldu aynı anda. Diğer sorular zaten içinden ne oldu anlaşılıyor arkadaşlar. İlk başta anlattığım o 3 temaya çok dikkat ediniz. Aynı yolda hareket ediyorlarsa hız zaman ters orantılı. Aynı süre yol alıyorlarsa hızlar oranı yollar oranı eşit. Ortalama hızın zaten formülü var, onu soruyor. Tren tünel problemi kendi içinde zaten ayrı. Dolayısıyla soruda karıştıracağınız ya da hangisini kullanacaktım hocam diyeceğiniz bir durum söz konusu değil. Evet arkadaşlar, bu hız sorularımızın son sorusu da tren tünel problemi koyuyorum arkadaşlar. Bunu da nasıl birimlere dönüştüreceğiz çok önemli. Çok basit ama ben sizin buradaki tüyoluğu vererek daha güvenli bir şekilde bu soru çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Uzunluğu 200 metre, saatlik hızı 70 km olan tren birinci tünele girdiği andan itibaren kaç dakika sonra ikinci tünele tamamen geçer? Şimdi arkadaşlar, tren tünel planının hepsinde x eşittir v çarpı t'yi kullanacağız. X burada arkadaşlar 600 metre tünel, 1200 metre diğer tünel, aradaki 5 kilometre mesafe artı trenin mesafesi. Bunların hepsini yol olarak alacağız. Olay burada, birinci teması. Bunu metreye çevireceğim. Bu 5000 metre yapar. Küçüldüğüm için 3 sıfır koydum. 1200, 5000, 6200, 6800, 6800, 7000. Yani ben 7000 metre hareket edeceğim. Yani tren buradan başlayacak ta ki buraya gelene kadar. Yani buradan buraya kadar geçen mesafeyi tümünü toplamam. Eşittir. Hızı 70 kilometre saat. Yazıyorum bakınız. 70 kilometre bölü saat çarpı kaç dakika? X dakika. Şimdi olay bu. Şimdi burada arkadaşlar kilometreyi metreye çevirmek daha kolay. Neden? 3 sıfır koyuyorsunuz. Diğer türlü sıfır atıyorsunuz. Sayılar virgülü hale geçebiliyor. Onun için 7000 metre kalsın. 70 kilometreyi 70.000 metre bölü saat olsun çarpı x saat olsun. Yani ben saat olarak bulayım ki saat saati götürsün, m'yi götürsün, birimlerden kurtulmuş olayım. Dolayısıyla x eşittir 7.000 bölü 70.000, sıfırlar 3 tane götürdü. 1 bölü 10 ne oldu? Saat oldu. Saate dokunmadım çünkü. Dolayısıyla kaç dakika sonra ikinci tünelden 1 bölü 10 saat. Dakikaya çevirmesi ne kadar kolay bakınız. 1 saat 60 dakika. 60 da çarptık. Sıfırlar gitti. 6 dakika oldu. Dolayısıyla cevap Adana olmuş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar, bu dersimizde hızla ilgili tüm soru tiplerini çözdüm. Karşılaşamayacağınız her soru tipini çözdüm. Bunları lütfen durdurup tekrar tekrar anlamaya çalışınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.